بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مست dedik, ayaklara giyilen mest. Ayaklarımız üşümeye başladı, mest giyeceğiz herhalde. Allah-u Teala'nın rahmeti üzerimize olsun. Mest üzerine mes ile ilgili hadis-i şerif vardır. Bununla ilgili hadis-i şerifler bazıları şöyle. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Eğer din mücerret içtihatla olsaydı, yani akıl böyle olur derdi, mestlerin altına meshedilmesi üstünü mestten daha uygun olurdu. Yani eğer akılla düşünecek olursanız mestlerin altına meshedilirdi, ayağın altına meshedilirdi. Çünkü üstü, ayağın altı kirlenir, üstü toz, kirlenmez düşüncesiyle uygun olurdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meslerin üstünü meslederken gördüm. Üstüne meslediniz. Mughire bin Şube radıyallahu anh'den şöyle dediği nakledilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile birlikte idim, abdest aldı. Ben mesleri çıkarmak için davrandım. O, onları bırak. Çünkü ben onları abdestliyken giydim buyurdu. Çıkartma. Safvan bin Affan radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize abdestli olarak giydiğimiz takdirde, eğer yolculukta isek 3 gün, mukim isek, yani misafir değilsek, 1 gün 1 gece süreyle mesler üzerine meshetmemizi, ister büyük ister küçük abdest dolayısıyla onları çıkarmamayı, ancak cünüplük sebebiyle onları çıkarmayı emretti. Cerir radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük abdest bozduğunu, sonra da abdest alıp mesleri üzerine meshettiğini gördüm. Abdest alırken meslerin üzerine meshettiğini gördüm. Hadis-i şeriflerden ne anlıyoruz? Yani mest diye bir mes ve mest diye bir abdeste olay var. Bir gerçek var. Mest, ayaklara giyilen mest var. Onların üzerine de abdest alırken çıkarmadan ıslak elle meshetmek olduğunu görüyoruz Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından. Yok, vardı, yoktu, mest olurdu, olmazdı. Bu tartışmalar bitiriyor bu hadis-i şerifler. Gerek yok yani, tartışmaya falan gerek yok, gayet açık. Ayaklara mestin farz miktarı, her ayağın ön tarafına rastlayan mestin üzerine elin en küçük 3 parmağı miktarı kadardır. Ayakların üzerine elin 3 parmağı miktarı kadardır. Farz olan miktar. Mestlerin üzerine farz olan miktar elin en küçük 3 parmağı. En küçük 3 parmağın gideri şundan mı oluyor? Evet. Yok. Gerçekten. Şöyle mi? Sen güzel yapıyorsun. Şöyle. Yani böyle şu 4 parmakla çekiyoruz. Bu kadar kısım mes edilince farz yerine gelmiş olur.
Dolayısıyla ayakları yıkamak farz ise mes de farz oluyor. Yani ayakları, abdest alırken ayakları yıkamadan olur mu? Olmaz. Olmayacağını göre mes etmeden de olmaz. Ben ayaklarıma mes giydim artık. Onu tamam çıkarmıyorum, yıkamıyorum ama mes etmeden de olmaz. Mes etmek farz. Ayakları nasıl yıkamak farz ise mes etmek de farz. Meshe parmakların açıkça bulunması ve ayak parmakları tarafından başlayıp bacağına doğru, ayağına doğru yapılması sünnete uygun mestir. Yani ayak önden, ayak parmaklarından doğru geriye çekmek sünnet olan farzdır, mestir. Mughire bin Şube radıyallahu anh şöyle dediğini nakledilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mesleri üzerine mesh etti. O ikisi de aynı anda oluyor demek ki. Tabii onu yapabilmek her yerde mümkün olmaz. Ayakların ikisine birden elleri koyuyoruz. Sağ el sağ ayağa, sol el sol ayağa. Aynı anda. Bu her zaman olmayabilir. Yani bir lavaboda yüksek abdest alıyorsun, nasıl yapacaksın? İkisini ıslatıp eğilip bu şekilde yaparsın. Veyahut da bir muslukta şadırvanda abdest alıyorsun. Islattın, ayakları koydun. İkisi de birden bu şekilde. Sünnet olan böyle gördüm diyor Resulullah'ı. Sağ elini sağ ayak, sol elle sol ayak. Yahu olabildiği gibi tabii bununla birlikte mesle üzerinde su dökmek, mesle ıslak bez veya sünger gibi bir şeyle silmek, mesli eline olarak mesh etmek veya mesle meslin koncundan başlamak da yeterli olur şeklinde beyanda var. Ancak bu durum sünnete uygun değildir. Siz olun da, yani elinizi ıslattınız, elinize su aldınız, elinizdeki suyu döktünüz, sağ ayağınızı üstünü meshettiniz, mesi tekrar ıslattınız, çünkü kuruya biri tekrar olur. Yani herkesin yapamaz belki buna gücü yetmez, ikisine aynı bir anda bu hareketi yapamayabilir. Sol elle de sol ayağını veya sağ elle de yine sağ ayağını, sol ayağını meshedebilir. Ama Peygamber Efendimiz yaptığı neymiş? İki elini iki ayağına koyup çekiyor. Islak elle. Yani buraya kadar anlattıklarımız meshin hükmü, meshin var olduğu, meshin dinimizde olduğu, abdest alırken uygulandığını anlattı. Mesh üzerinde mesh'in şartları nedir? Mesh üzerine mesh'in şartları nedir? Mesh yapabilmek için mesleri ayağa abdestli giymek lazım. Abdestli olarak ayakları yıkadıktan sonra mesleri giymek lazım. Yani mest yapabilmemiz için paldır küldür kalktık, hemen mestleri giydik. Ondan sonra abdest alırken mest edilmez. Olmaz. Mest olabilmenin şartı nedir? Mest yapabilmenin şartı mestleri ayağa abdestli olarak giyme şartı. Çünkü Mughire radıyallahu anh naklettiği hadis-i şerifte
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mesleri bırak. Çünkü onların ikisini de abdestli olarak giydim buyurmuştur. Diğer yandan bir özür sebebiyle ayağa veya sarkısına meshedilmiş olması da yıkama hükmündedir. Bu yüzden böyle bir mesten sonra giyilmiş mesler üzerine meshedilebilir. Evet, demek ki meslerin üzerine abdest alırken mes yapabilmemiz için önce mesleri ayağa abdestli olarak giymemiz gerekiyor. İkincisi ise mesler mest olmalı yani. Ayakkabıya, ayağa giyilecek ayakkabı cinsinden olmalı. Abdeste yıkanması farz olan yeri örtmüş olmalı. Efendim giymiş, şuraya kadar örtüyor, şuraya, ucuna giymiş. Olmaz. Veya ne bileyim topukları bile kapatmıyor. Olmaz. Yani abdest alırken biz ayaklarımızı nereye kadar yıkıyoruz? Topuklarımız şu incik kemiklere kadar yıkıyoruz. Öyleyse buraları örtecek bir giyim giysi ayakkabı olmalı. Mest olmanın şartı bu. Farz olan yeri, yani abdestte yıkanması farz olan yerin yeri meslerin örtmesi, örtmüş bulunması gerekir, örtmüş olması gerekir. Malumunuz yani bu yerden maksat canlardan topukları ile birlikte ayaktır, ayağımız. Ayak ile birlikte topukları örtmeyen meslin üzerine meshetmek geçerli değildir. Gayet açık. Ayak ile birlikte topukları örtmeyen bir ayağa giyilen mest değildir. Ayak ile birlikte topukları da örtecek. Yine dün de ifade ettiğimiz gibi ayağa giyilmiş bir şeyin her şeyi giyiliyor. Yani çorap, efendim ince, kalın giyiyoruz ya. Yani. Bunlar hepsi mest olur mu? Bir ölçüsü var. Dayanıklılık ölçüsü. O giydiğimiz ayakkabı cinsinden mestin kalınlığını, inceliğini bilmem ben. Dayanıklılığına bakarım. Giydiğim zaman en az beni 5-6 kilometre götürecek şekilde sağlam olması lazım. İki adım gittim, delindi. Olmaz. Zayıf yani. Bu mest olmaz. Ayağa giyilmiş mestin en az bir fersah yani 3 mil o da eşittir 5500 metre yani 5,5 kilometre, 6 kilometre bir mesafe yapar. Öyleyse ayağa giydiğim her şey mes olmuyor. Kalınlığı var, dayanıklılığı var. Beni 5-6 kilometre yürüdüğüm zaman, ayakkabının içine giymeden yürüdüğüm zaman götürebilecek kalınlıkta ve sağlamlıkta olmalı. İki adım gittim, ayaktan çıktı gitti. İki adım gittim, delindi, parçalandı. Olmaz. O mest olmaz. Ondan mest olmaz. İşte bugünün şartlarında hakikaten güzel mestler var yani. Çorap mesti, incecik ama sağlam. Deriden yapılmış, incecik. Güzel tabaklanmış böyle. Çorap mest, ince, kibar. Her ayakkabıya içine girebilir. Dayanıklı yani. Bunların kalınları da var, inceleri de var. Ama dayanıklı bunlar yani. Meslerin, tabii giydik mesleri de, yani mesler de yani
yaparken dikiliyor değil mi? Dikiliyor, yapıştırılıyor. Ve kenarından açılmış, yırtık. Yırtık yani. Deliksiz olmalı yani. Deliksiz ve sağlam olması gerekir. Mesela giymişsin ama burada parmak girecek kadar delik var. Olmaz. Onun da ölçüsü var gerçi. Hanefi ve Malikilere göre istihsan ve güçlüğü kaldırma prensibinden hareket ederek az miktarda delikle mesler üzerine meshetmek caizdir. Az miktarda. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Delik olmayacak. Yırtık olmayacak. Açık fermuar açık olmayacak. Fermuar oluyoruz yani. Açık olmayacak. Bayağı anlaşıldı galiba. Ben anladım yani. Anladım ben. Siz anlayabilirsiniz. Anlamadıysanız sorursunuz. Yarın yine devam edeceğiz inşallah. El-Fatiha.